Sarı Kırmızılılar şampiyonluğu kutluyor. 24. şampiyonluğun coşkusu yaşanıyor Galatasaray'da. Bu arada az önce açıklamaları ekranlara getirdik. Açıklamasında da serzenişte bulunmuştu. Kerem Aktürkoğlu bir paylaşım yaptı. Kupalar kazandıkça hayaller yaşandıkça güzel, yeni hayaller kurma zamanı. Acaba Avrupa. Bir veda mı, bir Avrupa hayali? Avrupa göndermesi. Kerem her sene öyle şaibeli mesajlar atıyor. Sonunda da kalıyor. Bu sene çok eleştirildi. Yani tribünler tarafından eleştirildi. Eleştirildi de hani şu anda Kerem çapında bir oyuncunun bu istatistiklerle bu yaşta Avrupa'da edeceği değer ortada. Hani Galatasaray öyle onların yani çift taneli olmayan bonservise dönüp bakmaz bile. Hani Kerem ne yaparsa yapsın. Kerem gibi bir oyuncu için. Ha, öyle bir teklif gelirse bizler de destekleriz herhalde. Kerem de gitsin diye. Yani ne güzel olur. Kerem gibi, Kerem kalitesinde bir oyuncuyum gelişme sağlar. Esas burada önemli konu, isteyen var mı? Ha, benim bildiğim yok. Yok ama Türkiye'de mesela, Türkiye'de tüm takımların, Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki rakipleri dahil hangisi istemez ki Kerem'i? Yani istenmeyecek bir adam değil Kerem. Ama tüm kulvarlarda 53 maç, 15 gol, 8 asist. Çok iyi istatistikleri. Ama Kerem'i çok kısa özetleyeyim. Hani şöyle bir günde Kerem'in de bu şampiyonlukta inanılmaz bir payı var. Çok önemli bir payı var. Kerem çok iyi bir oyuncu, çok önemli oyuncu. Bir kere skora dönük bir oyuncu. Ama Kerem'in aynı maç içinde ilk yarısıyla ikinci yarısı arka arkaya 5 maçlık bir seri. Yani Kerem kötü dönem geçirmiyor. Standardı yok. Kerem Sarkan. Evet. Kerem çok iyi bir dönem de geçirmiyor. Kerem bir maça çıkıyor, zar atıyoruz. Bakıyoruz yani 6-6 da gelebilir. Yep de gelebilir performans. Ona hani arka arkaya ona yani şöyle söyleyeyim. Mesela Necip'ten ne alacağını biliyorsun bak, abi. Kerem anlatabildim mi? Hayır. Ama Kerem o maçta Kerem sana, mesela benziyor. Bugünkü maç çok iyi işler de yaptı. Ama bu söylediklerin hangi oyuncuyu hatırlatıyor mesela bize? O oyuncu da öyle mesela. Çok iyi oyuncu. Bir aralar Hasan Şaş böyleydi. Bir Burak aralar. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz gol atmadı. Her maç tartışılmıştır ülkede. Ve de çok önemli. Çok iyi golcüdür. Evet. Her gol atmadığı maçta tartışılmıştır. Kerem de her gol atmadığı maçta tartışılmıştır. Çünkü niye? İkisinde teknik beceriyle oyunla ilgilen büyük sıkıntıları var. Onun için bu oyuncuların gol atması gerek. Burak ne zaman gol atıyordu hiçbir sıkıntı yok. Gol atmadığında Burak ya bu kaçar mı vesaire. Kerem de öyle. Yani Kerem mesela var ya. O zaman maç, demek ki Kerem'in de yurt dışına gitmesi ya, lazım. Burak ya, yurt dışına Kerem'in gitti. En büyük mesela ilk topa temasında sıkıntı var. Teknik becerisinde. Kerem bazı maçlarda Serkan %70 top kaybıyla oynadı. Evet yani işte onu diyorum hocam. Ama ben bence Kerem şurada problem şurada. Bir önceki sene yani bir önceki şampiyonlukta Kerem Icardi ile beraber aslan payındaydı. Bir link yani, kurdular orada. Yani ikisi yaptıkları asistler, attıkları gollerle aslan payıydı. Yani Kerem bir anda üçüncülükten gelmiş, top olmuş. Yani helal bir takımın hocam. Önemli oyuncusu, bir istikrarı vardı. Bu sene başladı, sezon başı oynadı. Sonra formu giderek düşmeye başladı ve kesildi. Yedek kulübesine geldi. Ve onun yerine oynayan ekstra bir performans göstermeye başladı. Kerem bu sefer onun altında ezildi. Hep kafasında o var çünkü. Yani onun da oynaması lazım. O da iyi futbolcu. Belki hakkının yendiğini düşündü ama bunu fazla dile getirmek istemedi. Getiremedi çünkü takımın gidişatı belli. Bu yedekte kaldığı zaman bile takım iyi oynuyor, kazanıyor. Kazanan takım her zaman haklıdır. Kerem onun eksikliğini yaşadı. Hatta şuradaki verdiği demeçte bile taraftara kırgınım demesi, yani bana sahip çıkmadılar. Taraftara biraz kırgınım demesi. Ama insan sevdiğine tabii, kırılır falan yani, dedi. Yani çok sert söylemedi. Hocam onu evet, yumuşatsa bile fark etmiyor. Doğru. Yani o anlamda söyledim. Hocam oralara girmemesi gerek bir oyuncu. Kesin girmemesi hele böyle lazım bir günde. Da ama. Tabii böyle bir. Ya yani, şampiyonluk ya. Şurada. Ya, ben kendimi çok kısa devam edeyim. Şöyle parantezle şunu diyeceğim. Kerem ne diyecek biliyor çocuk musun? Aslında. Ya benim evet gelişime açık bir oyuncuyum. Evet bazı eksiklerim var, onları geliştireceğim. Galatasaray kulübüne işte şampiyonluğa hepimiz emek verdik. Taraftara da teşekkür edecek. Doğru mu hocam? Doğrudur. Şuna, şurada verdiği demeç de bence artık yani Galatasaray'la yol ayrımında gidip kendini yeniden ispat etmeye giden bir Kerem görünümündeydi. Konuşmasından aldığım mesaj oydu benim. Ya Kerem'i zaten iletişiminin taraftarla zaman zaman kopuk olmasındaki en büyük etken aslında Rea Hoca doğru söylüyor. Yani Kerem sanki gol atmadığı zaman iyi oynamamış kendini hissediyor. Aslında öyle değil. Barış Alper bak bunu değiştirdi. Barış Alper gol atmasa bile asist yapıyor, şunu çok yapıyor, bunu yapıyor. Ediyor. Çok iyi mücadele ediyor.
Gökhan'ın da dediği gibi Kerem'in bir önceki sene Icardi ile kurmuş olduğu iletişim onu bir noktaya taşıdı. Hem gol attı hem asist yaptı. Ama bu sene aynı Barış Alper çalıştı, kendini geliştirdi, ileriye doğru taşıdı, en yükseğe çıktı. Bu sefer Zaha geldi, Tete geldi, Ziyech geldi. Ben burada nasıl oynarım herhalde psikolojisi içerisinde kendini senin dediğin gibi tanımlayamadı. Yüksek noktaya koyamadı. Aslında özelinde çok önemli bir oyuncu. Takımına da çok büyük katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Performansı da düştü hocam. Bir de işte düştü. Geçen sezonki mevkinde çok fazla oynamadı. Yani onun tabii ki sezon başı Okan Hoca'nın onu 10 numarada çok kullanması belki de şunu düşündü. Okan Hoca beni burada kullanmaya başladı. Bu kadar oyuncular var. Ben artık bu takımda yavaş yavaş Mertens de iyi olursa ki Mertens'i Okan Hoca o dönemlerde oynatmıyordu. Onun yerine kullanıyordu. Ama Mertens'in de performansı yükselince bu sefer oynayacak yeri bulamam endişesiyle artık kendine güveni, özgüveni kayboldu. O kaybolması neticesinde düşük bir performans sergiledi. Ama asla ve asla Kerem Aktürkoğlu iyi bir oyuncu olduğu konusunda hepimiz burada hemfikiriz. Ama istikrar çok önemli bir şey işte. Bir standart yakalayıp... Yani çünkü Barış bazen... Alper peki bir şey soracağım Serkan'cığım. Barış Alper bu istikrarını bir sene iki sene sürdürdüğü zaman biz ona zaten daha büyük futbolcu diyeceğiz. Tabii. Bu seneki performansıyla kalıcı olmamalı neden? Kerem Aktürkoğlu da bir sene önce bir performans verdi. Ama hocam İkinci Barış Alper'in durdu. Yakaladığı bir şey var istikrar konusunda. Kötü de oynuyor Barış Alper de Kerem gibi bazen ama frekansı yok daha yok ya bu sene geniş. Kötü oynadığı maç hocam, yok onun. Var var kötü oynadığı maç var. Fakat hocam öyle bir fizik kalite yakaladı ki o sabit. Yani şunu biliyorsun orada koşan, devrilmeyen çok güçlü ama bir işte çocuk bunun var. Sürdürebilir atletik olması gerektiğini söylüyorum. Ama yıllara kısaymak, yaymak lazım. Fizik gücü Premier Lig standardına geldi. Katılıyorum ama devam etmesi gerekiyor. Kerem'in gerekir. Fizik gücü Cüneyt o standartta söyledi değil. Mesela sezon başı işte şaşırtan performans yani devre arası Kerem. Sezon başı içinde bana göre birinci oyuncu mesela uzun vadeye yaydığımızda Barış'tır. Sezon başı baktığında kadrolar yazıldığında ne diyorsun? Kerem Icardi ile ikili bir oyunu var. Solda oynar. Zaha geldi. Sağda Tete aldık Ziyech. Ha Yunus Akgün gitti, Zaniolo gitti. Barış Alper'i nereye koyacağız? Barış Alper esasen sezon başı 5. sırada girdi ha. Tabii tabii. Çok bak, doğru. Çok, devre arası çok gider doğru falan diyenler vardı. Bak, tabii beşi, tabii. Yani kiralık gider. 5. oranın alternatif oyuncusuydu. Evet evet doğru. Çünkü Kerem müthiş bir sezon şampiyonluk solda Zaha. İki tane solak oyuncu ters kanatta doğru mu? Ziyech de Tete. Barış işte ya Barış gider dediğin gibi şu bu oradan şuradan düşebiliyor musun? Şu önündeki dört oyuncuyu geçip buradan sıyrılıp çıktı. En iyi performansını veren joker olarak da sol bek sağ bek oynadı çocuk. Sağ önde sol önde oynadı. Yani mükemmel performans verdi. O 5. sıradan işte diyorum ya yani 3 tane yabancı oyuncu geldiği zaman işte hani böyle hani milli takımın vazgeçilmezliğine geldi. 8